kalmayacak. Hiç. Mehdi devrinde hiç kalmıyor. Yani öyle top, tank, tüfek hiçbir şey kalmıyor. Tamam eritilecektir ve bu mantıksızlığa da insanlar şaşacak. Ya adam öldürmek için tank yapılır mı ya? Adam öldürmek için top yapılır mı? O kadar bomba imal edilir mi adam öldürmek? Her ülke bomba imal ediyor. Her ülke cayır cayır tank yapıyor. Atom bombaları, napalm bombaları yapıyor. Adam öldürme sanatı öğretiliyor. İşte şöyle süngüyü sokarsan şöyle ölür. Mesela mermilerde öldürücülüğün artması için mermi içinde patlamasına göre ayarlanıyor. Merminin girişi ve çıkarken diyor parçalarsa diyor daha rahat öldürür insan diyor. Ona göre yapılıyor mermiler. Ya insanlar hayretler içinde kalacak. Ya insan birbirini öldürür mü? Ne gerek var ya? Savaşa ne gerek var? Kavgaya ne gerek var? İşte bu Mehdi ile engellenecek. İmam Mehdi ile. Kıyamet öncesi tekrar silahlar olur mu dünyada? Kıyamet öncesi daha ilkel şeylerle birbirlerine saldıracaklar. İşte pala, bıçak falan ona benzer. Yani yine ona benzer daha yani öyle görülüyor. Yani daha çok boğarak, asarak, keserek yani o tip bir silah yok. Hastalıklar yani, tank mı değil efendim? Hastalıklar da artacak. Evet, mikroplu ortam olduğu için, pis ortam olduğu için inşallah. İstanbul'da bir olay olmaz. Yani deprem olmaz. Mehdi'nin olduğu bir yerde böyle bir olay olmaz. Ama merkezde. Mesela bak geçen sefer deprem geldi. Adalara kadar geldi. Adalarda yer altına geçti. Bu tarihe görülmemiş bir şey. Bunu açıklayamıyor. Deprem uzmanları, bilim adamları açıklayamadılar. Ta Avcılar'dan çıktı. Hayret ettiler. Yani şehre dokunmadı deprem. Öyle geçti. Ama diğer illerde ben bir deprem garantisi veremem. Yani hadise göre İstanbul için bir garanti var. Ama diğerler için veremem. Ama her yerde, her yerde depreme karşı hazırlık yapılması lazım. Binaların tahkim edilmesi gerekiyor. Peygamberimiz Esad'ı direkt ismine söylüyor. Suriye'de çıkacak Esad'ı açık açık söylüyor. Esad diye söylüyor. Evet, dinliyorum.